Kahramanmaraş merkezdeyiz. 12 Şubat Stadyumunda kurulan Çadırkent bölgesindeyiz. Burası 450 çadırlık çok geniş bir alan. Burada Kahramanmaraş'ın merkezinde depremden etkilenen vatandaşlarımız, depremzedeler, şehir dışına gitmeyenler burada geniş bir çadır alanında konaklıyorlar. Tabii 450 çadır dediğimize bakmayın, bu çadırlar arkamızda gördüğümüz gibi çok büyük çadırlar. İçerisinde 10 kişinin, 15 kişinin rahatça kalabildiği çadırlar. Dolayısıyla burada 4000-5000 üzerinde vatandaşın konaklayabildiğini söyleyebiliriz. Bu çadırlarda önümüzdeki günlerde sayılarının artılacağı söyleniyor. Çadırların içlerinden biraz bahsedelim. Bu çadırların içerisinde elektrikli katalitikler var. Burası rüzgarlı bir bölge. Dolayısıyla soba tercih edilmiyor. Onun yerine elektrikle yakılan katalitikler tercih ediliyor. Onun dışında tuvalet bölgelerinde, banyo bölgelerinde de sıcak su imkanı bulunuyor. Yine orada elektrikli ısıtıcılar imkanıyla sıcak su veriliyor ve buradaki vatandaşlarımızın banyo yapmaları için bir imkan sağlanıyor. Yine içinde bulunduğumuz bölgede jeneratörlerle desteklenmiş bir bölge. Kurulan jeneratörlerle birlikte elektrik için prizler çekiliyor. Bu prizlerle vatandaş telefonlarını şarj edebiliyor. Yine birçok çadır bölgesinde olduğu gibi burada da erzak, yemek dağıtımı, giysi, kıyafet dağıtımı konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Bütün vatandaşlar hem yemek ihtiyaçlarını, hem kuru gıda ihtiyaçlarını, hem de kıyafet ihtiyaçlarını burada çok rahat bir biçimde karşılayabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı çekmiyorlar. Şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri de ilk günden beri burada vatandaşa hizmet ediyorlar, köfte yapıyorlar. Şimdi onlara kısaca mikrofonu uzatacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Neler hissediyorsunuz? Hoş geldiniz. Yani hepimizin duyguları aynı. Bu bir yıkım. Devletimiz burada, hepimiz buradayız. İlk günden beri buradayız. Bizden önceki bir ekip arkadaşımız buradaydı. Şimdi biz buradayız. Biz olmayınca ötekiler gelecek. Burada milletimizi yalnız bırakmayacağız. Elimizden geldiğince çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak buradayız. Arkadaşlarımız, ustalarımız, yardımcılarımız, teknik kadromuz, hepimiz buradayız. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bu bölge AFAD'ın ve Kızılay'ın birlikte eş güdüm halinde kurduğu, organize ettiği bir bölge. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri, Türk polisi burada çok hummalı bir biçimde çalışmaların içerisinde yer alıyor. Diğer illerden buralara destek göndermek isteyen vatandaşlarımız da bu destekler yerine AFAD'a ve Kızılay'a nakdi desteklerde bulunmaları ya da ısıtıcı gibi desteklerde, işte küçük tüp, büyük tüp, ısıtıcı, bu gibi ihtiyaçlarını karşılamaları daha sağlıklı olacağı da buradaki görevliler tarafından bize iletildi. Sivil toplum kuruluşları ya da bireysel bağışlar burada daha büyük sıkıntılar yaratıyor, yığılmalar yaratıyor. Birkaç gündür bu çadır alanı kurulduğu için insanlar buraya artık alışmış durumdalar. Küçük çocukların etrafta oynadığını, şu anda da yanımızdan geçiyorlar zaten. Kameraman arkadaşım da gösterirse. Çocukların etrafta oynadığını, AFAD gönüllüleriyle birlikte burada eğlendiğini görebiliyoruz. Tabii burada güzel zaman geçiriyorlar. Her ne kadar büyük bir depremden etkilenseler de buranın artık onların yaşam alanı olduğunu ve onların da burada bir şekilde vakit geçirdiğini söyleyebiliriz.